Merhaba sayın katılımcılar. Ben Emir Doğdum, Procom Teknoloji Bölge Satış Müdürüyüm. Bugün sizlere Grandstim IP Telefon Ürün Grubu'nda GRP serisiyle ilgili bir webinar düzenledik. Webinarımıza başlamadan önce IP Telefon Ürün Grubu ile ilgili genel bir bilgi vermemiz gerekirse Grandstim IP telefon grubunda 4 grupta inceleyebiliyoruz telefonlarımızı. Bunlardan birincisi Basic IP Phones, giriş seviyesi IP telefonlarımız. High-end IP Phones, orta seviye IP telefonlarımız. IP video telefonlarımız Android tabanlı ve Carrier Grade IP Phones, bugün anlatacağımız GRP serisi IP fonlarımız. IP içeriğimizde birincisi operatör sınıfı IP telefonları olacak. İkincisinde de GDMS olacak. Operatör sınıfı IP telefonlarla başlayacak olursak GRP serisi IP fonlarımız. Carrier Grade IP fonlarımız GRP 26 çip 0 serileri, 26 serisi ürünler toplu kurulum ve kolay yönetim için üretilmiş operatör sınıfı IP telefonlardır. GRP serisi telefonlarımızın toplu kurulum için tasarlanmış teknoloji harikası bir ürün olması operatör sınıfı IP telefonlarımızdır. Yeni nesil IP telefon serileri şık, yeni tasarıma, yeniden tasarlanmış bir kullanıcı deneyimine, tümleşik ürün yazılımına, Wi-Fi desteği, çift LCD ekran ve 16 satıra kadar destek gibi güçlü özelliklere sahiplerdir. Ve bununla beraber GDMS desteği de bulunmaktadır. GDMS desteğini ve GDMS'i ilerleyen dakikalarda daha detaylı şekilde anlatacağım. Dijital BLF, Wi-Fi, Bluetooth ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahip, şık bir tasarıma sahip telefonlardır. Maksimum kullanıcı verimliliği ve değiştirilebilir LCD yüzeyler için tasarlanmış kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. Tüm GRP serisi modellerinde birleştirilmiş ürün yazılımı ve yapılandırma şablonları bulunmaktadır. Opus ve kodek desteği yüksek kalitede geniş bant ve dar bant aralığı sunmaktadır. Şimdi model model inceleyecek olursak şayet 26 serisinin giriş seviyesi diyebileceğimiz 2612 modelinde 2.4 inçlik renkli bir LCD bulunmaktadır. İkisi hesabı ve 4 çok amaçlı satır anahtarı bulunmaktadır. 16'ya kadar çok amaçlı sanal anahtar bulunur. Çift anahtarlamalı, otomatik algılamalı 10-100 Ethernet portuna sahiptir. HD ses ve Opus desteği bulunmaktadır. Güvenli ön yükleme, çift ürün yazılımı, şifreli ve depolama dahil kurumsal düzeylerde koruma sağlamaktadır. GRP 2612'nin WPS olmak üzere de diğer iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi W olan, Wi-Fi destekli olandır. GRP 2612P olan da POE desteklidir. GRP 2613 taşıyıcı sınıf IP telefonlar da ise 2.4 inç renkli LCD ekran bulunmaktadır. 3 SIP hesabı ve 6 çok amaçlı hat anahtarı bulunmaktadır. 16'ya kadar çok amaçlı sanal anahtarlama diğer modelde de olduğu gibi mevcuttur. 2613 serisinde den itibaren gigabit destekli bir telefon skalasına sahip, sonrasında da gigabit desteklidir. HD ses ve Opus desteği bulunmaktadır. Güvenli ön yükleme, çift ürün yazılımı görüntüleri ve şifreli
veri depolama dahil kurumsal düzeyde koruma 26.13'te bulunmaktadır. Bir sonraki modelimiz GRP 26.14. 26.14'te diğer iki modele nazaran farklılıklardan birincisi ekranının 2.8 inç olması ve dijital bir BLF'nin bulunması. 2.4 inç bir dijital BLF bulunmaktadır sizin de gördüğünüz üzere. 4 SIP hesabı ve 4 çok amaçlı hat anahtarlaması bulunmaktadır. 40'a kadar çok amaçlı sanal anahtarlama yapılabilmektedir. Gigabit desteklidir 26.14'te. HD ses ve opus desteği bunda da bulunmaktadır. Entegre çift band Wi-Fi üzerinde bulunur. Güvenli ön yükleme, çift ürün yazılımı görüntüleri ve şifreli veri depolaması dahil kurumsal düzeyde koruma bulunmaktadır. GRP 2615 4.3 renkli LCD ekrana sahiptir. 5 SIP hesaplı ve 10 çok amaçlı anahtarlaması bulunmaktadır. 40'a kadar çok amaçlı sanal anahtar desteği vardır. Gigabit desteklidir. HD ses ve opus desteği bulunmaktadır. Wi-Fi bu telefonumuzda da mevcuttur. 2615'in en büyük özelliklerinden bir tanesi extension modül desteği sağlamaktadır. Yani GRP 2612, 13, 14, 15 ve 16'dan GRP 2615 extension modül desteğinde bulunmaktadır. Güvenli ön yükleme, çift ürün yazılımı görüntüleri ve şifreli veri depolama dahil kurumsal düzeyde koruma sağlamaktadır. GRP 2615'e takılan extension modülün genişleme modülünün adı GBX, modelin adı GBX 20. Bu modül GRP 2615 ve GX ve 3350 için uyumludur. 3350 video konferans telefonudur. İlerleyen dönemlerde onlarla ilgili de bilgi verilecektir. 4.3 inçlik bir TFT renkli ekranı vardır. Sayfa başına 20, toplamda 40 kişi registre edilebilir. Maksimum 4 tane GBX genişleme modülü yan yana takılabilmekte olup toplamda 160 kişinin iletişim numarasına erişilebilir. Ana telefondan gücü almaktadır. Herhangi bir adaptöre vesaire ihtiyaç yoktur. GRP 2616 operatör sınıfı IP telefonların en üst, en gelişmiş modelidir. 4.3 renkli LCD ekranı vardır. 2.4 inç dijital BLF'i bulunmaktadır. 6 SIP hesabı ve 6 adet hat tuşu bulunmaktadır. 48'e kadar çok amaçlı olarak sanal anahtarlama yapılabilmektedir. 10.000 gigabit destekli Ethernet portlarına sahiptir. HD ses ve opus desteği entegre üzerinde Wi-Fi bulunmaktadır. Güvenli ön yükleme, çift ürün yazılımı görüntüleri ve şifreli veri toplama dahil kurumsal düzeyde koruma sağlamaktadır. Genel olarak GRP serisi, GRP 26 serisi ürünlerin kıyaslama tablosuna bakacak olursak 26.12'den 26.16'ya kadar ürünlerimizin modellerimizin sonundaki rakamlar telefonların SIP sayılarını anlatmaktadır. 2, 3, 4, 5, 6 SIP hesabına kadar çıkmaktadır. Neredeyse bütün modellerimizde Wi-Fi desteği bulunmaktadır. Yani 2612'de isterseniz Wi-Fi'li bir model alabiliyorsunuz. 2613'ün dışındaki bütün modellerin üzerinde zaten entegre Wi-Fi bulunmaktadır. 26
14 ve 26, 16'da ikinci bir BLF, dijital bir BLF vardır. Bu da aslında Grandstream telefonlarda yeni üretilmiş, yani daha önceki modellerinde olmayan ama bu modelinde olan bir özelliktir. Gigabit destekli olarak 26-12 serisi dışındaki diğer ürünlerin tamamında gigabit desteğinin olduğunu görebilirsiniz. Bunun dışında Opus desteği, HD ses kalitesi, free speaker, hoparlör modu bütün telefonlarda ortak olarak bulunmaktadır. Grandstream Connection The World temasıyla çıktığımız bu markada GDMS Grandstream cihaz yönetimiyle ilgili size bilgiler vereceğim. GDMS Grandstream Device Management System diye açıklanıyor. Grandstream'in cihaz yönetim sistemi diyebiliriz buna. GDMS nedir diye ilk başta sorduğumuzda, GDMS işletmelere, servis sağlayıcılara, kanal ortaklarına ve çok alanlı işletmelere toplu işlerde modele göre yapılandırmak, yönetmek, izlemek ve sorunlarını gidermek için kullanımı kolay merkezi bir ara birim sağlamaktadır. GDMS'e erişim ücretsizdir ve herkese açıktır. Ve Grandstream'in söylediği üzere bu her zaman ücretsiz olarak kalacak bir sistemdir. Bir hesabını destekleyebileceği cihaz sayısında da bir sınırlama olmayacaktır. Platformu kullanmaya başlamak için GDMS Cloud adresinden kayıt olmanız yeterlidir. Birbirinden farklı müşterilerinizde bulunan Grandstream cihazları müşterilere göre görüntüleyip yönetebilirsiniz. Grup şablonları ve model şablonları ile cihaz konfigürasyonu yapmaya olanak sağlarlar. Ağa bağlı cihazlar konfigürasyonlarını indirmek için GDMS'e otomatik olarak bağlanabilir. Gerçek zamanlı teşhis, cihaz olaylarının izlenmesi ve e-posta bildirimi imkanları sağlamaktadır. Ürün yazılımı yükseltmeleri ve yapılandırma güncellemeleri için görev zamanlaması yapabiliyorsunuz. Atanan rol ayrıcalıklarına bağlı olarak tam veya sınırlı erişime sahip birden fazla GDMS hesabı oluşturabiliyorsunuz. Yani burada da aslında şunu söylemek istiyor. Bu çok sık sorulan bir soru olduğu için bunu ufak bir açayım. Yapılabilmektedir. GDMS'e girişte nelerle karşılaşacağız? GDMS platformuna erişmek için internet bağlantınızın olması yeterli. GDMS Cloud adresinden GDMS hesabınızı ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Sonrasında TR-069 özelliğinin uç noktalarda etkinleştirilmesi yeterli olacaktır. Kontrol paneli sayfasına girdiğimizde kontrol panelinde aşağıdaki bilgilere genel bir bakış sağlarsak eğer toplam hesap GDMS'te yapılandırılmış SIP hesabı toplam cihaz GDMS'te yapılandırılmış toplam cihaz sayısı toplam siteler GDMS'te yapılandırılmış toplam site sayılarını hesap durumu kayıtlı kayıtsız veya herhangi bir sınıfa konmamış, ayrılmamış hesapların toplam sayısını, cihazların durumu, çevrim içi, çevrim dışı durumlarını panelde görebilirsiniz. Cihaz dağıtımında her kategorideki toplam cihaz sayısını görüntüler ve ürün gruplarına göre bunları ayrıştırabilirsiniz. Her siteye atanan toplam cihaz sayısını ve site başına cihaz tahsisini istatistiki olarak görebilirsiniz. Ve her modelin oluşturduğu toplam cihazların yüzdesini ve model başına farklı ürün yazılımı dağılımını görüntüleyebilirsiniz. GDMS giriş paneli cihaz dağılımı bu menü işletme tarafından ilişkilendirilen cihazların dağıtım haritasını gösterir. Bütün dünya üzerindeki dağıtım haritasını görebiliyorsunuz şu anda. Haritadaki koyu mavi alan bölgenin daha fazla ilişkili aygıta sahip olduğu açık mavi alanda daha az aygıta sahip olduğunu belirtmektedir. Kullanıcılar o bölgedeki cihazların miktarını kontrol etmek için imleci alan üzerine getirerek görüntüleyebilirler.
belirli bir şekilde aygıt varsa yeşil nokta ile işaretlenir ve kullanıcılar o şehirdeki aygıtların miktarını kontrol etmek için imleci şehir üzerine getirerek görüntüleyebilirler. GDMS'i destekleyen cihazlar GXP 21 serisi high-end dediğimiz IP telefon serisi, GXP 33 serisi görüntülü Android IP telefon serisi, GRP 26 serisi bugün anlatmış olduğumuz ürün grubu, DP DEC serisi DP 720, DP 722, DP 730 el terminallerimiz, WP Wi-Fi kablosuz serimiz WP 810 ve WP 820, GVC 3210 video konferans serisi, diğer GVC modelleri yakında entegre edilecek, destekler hale gelecek. Şu anda 3210 video konferansımız GDMS desteklemektedir. GVN serisi, GVN serisiyle ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. GVN serisi GDMS'in access point tarafındaki aslında bir kontrol sistemi diyebiliriz. Bununla GDMS platformu birleştirilecek ve entegre olarak çalışabilir hale gelecekler. UCM serisi santrallerimiz yakında entegre olacaklar. Şu anda hatta 63 serisi yeni santrallerimiz beta sürümündeler. Alfa sürümünü bitirdiler ve beta sürümündeler. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Çok kısa zamanda destekler çıkacak ve çok kısa sürede destekler hale gelecekler. HT serisi gateway'lerimiz ve GXW42 serisi gateway'lerimiz yakında destekler hale gelecekler. GDMS sorun tespit görüntüleme kısmında çok kısaca bahsetmek istersek, GDMS'in sorun tespiti kullanıcıların GDMS'teki cihazların sorunlarını kontrol etmelerine, ağ yakalamalarına, sistem günlüğü alarmlarına almalarına, ping ve trace route özelliklerinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. GDMS'in amaçları ve artıları nelerdir diye konuşacak olursak, servis sağlayıcılar için amaç cihazları dağıtmayı olabildiğince kolay hale getirmektir. Servis sağlayıcıların yüzlerce müşterileri olduğu için işlerini ölçeklendirmek için bu cihazları gerçek bir sıfır dokunuşa dağıtabilmeleri ve yapılandırabilmeleri için ihtiyaç duydukları birçok uç nokta olmakta. Cihazların kurulumundan önce önceden yapılandırılmış olmaları veya takıldıkları anda otomatik olarak hazırlanmalarına izin vermeleri gerekmekte. Bu sebeple GDMS otomatik olarak cihaza dokunmadan dağıtım sunabiliyor. Servis sağlayıcıların her bir cihazı doğrudan kendi yönetim platformuna entegre etmek yerine tüm tedarik, konfigürasyon, yönetim ve izleme için kendi yönetim veya konfigürasyon platformlarına GDMS'e yönlendirerek bu şekilde sunabiliyor. İkinci olarak GDMS herhangi bir kurumun tüm iletişim ağının merkezi olarak kurulabileceği, sağlayabileceği, yönetebileceği ve izleyebileceği bir merkezi bilgi teknolojileri yönetim platformu sunmaktadır. GDMS tamamen ücretsiz ve herhangi bir hesaba eklenebilecek cihaz sayısını sınırlamadığı için aynı zamanda da platformun herhangi bir seviyeye ölçeklendirmesine izin veren siteler ve alt siteler oluşturma yeteneğine sahip olduğu için, bunu desteklediği için her birini bir merkezi platformdan ve hesaptan kurmanıza ve yönetmenize izin verirken ayrı ofisleri, işte departmanları ve konumları mümkün olduğunca hepsi bir kere de birleştirerek yönetmeyi de mümkün kılıyor. Farklı kullanıcı rolleri ve ayrıcalıkları ile yöneticiler herhangi bir sitedeki personelin GDMS'i kullanmalarına izin verirken yöneticinin bu personel üyelerinin erişebilecekleri segmentler için kısıtlama ve izin de verebiliyor. GDMS ayrıca işletmelere ağlarını gerçek zamanlı olarak yönetmek ve izlemek için bir araç sunarken yapılandırılmış herhangi bir etkinliğe dayanarak işte ne bileyim canlı uyarılar alabilme, gerçek zamanlı olarak sorunları giderebilme gibi yetenekleri de bulunuyor.
Servis sağlayıcılar için olduğu gibi bu izleme ve yönetim aracı proaktif olarak ağları kurur ve daima en yüksek hızda çalıştıklarından emin olabiliyor. Son olarak da GDMS büyük dağıtımları yani çözüm ortakları için olabildiğince kolay hale getirmek için de tasarlanmış bir şey. Bu merkezi bulut sağlama ve yönetim platformu kanal ortaklarına, işletmelerden çok alanlı işletmelere, hizmet sağlayıcılarından ve daha fazlasından büyük hacimli fırsatlar elde etmek için bir araç sunuyor. Kanala sürekli izleme ve kolay BT görev zamanlaması sağlarken gerçek cihaza dokunmadan provizyonla yani bu tarz büyük müşterilere dağıtımları hızlı ve kolay hale getirebilecek bir araç sunuyor. Bu kanal tarafının satışlarını ölçeklendirme ve teknolojinin her zaman müşteri için çalışmasını sağlarken de aslında müşterilere de büyük fırsatlar, kazanımlar sağlıyor. Yani GDMS'in aslında gerçekten herkes için faydası fazla. Belirlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumun sonuna geldik. İnternette yaşanan ufak bir problemden dolayı geri almak durumunda kaldım. Özür diliyoruz bunun için. Dilerseniz